Size, kendinize. Her yünden olur mu bu? Efendim, her yünden olur. Merserize'den de olur. Şimdi sizinki bu biraz kalın. Kalın bu. Yünlü bu. Öyle. Şimdi şu çantaları çok sordunuz. Özellikle şuna bereket cüzdanı demiştim. Şöyle bakın şuradan dikeceğiz, astarı var. Bu astarları Eminönü'nde bir kumaşçıya getirttim Bursa'dan. Bursa'da mutlaka vardır kalın çizgilisini, ince çizgilisini. Jüt ip dediğimiz ipten örmüştük. Bunları ördük. Makrome ipinden, bu da Bursa'dan bize sponsor gönderdi, sağ olsunlar. Onları etiketleyeceğim. Şimdi o gün bizi izleyen bir izleyicimize geçen gün anlatmıştım. Bu çanta, Yurdanur bir de bu mu gidiyordu? Bunlar gidecek çünkü tamamladık, astarlarını diktik. Yurdanur sağ olsun o tamamlamalarını yaptı. Bu şekilde iki tanesi gidiyor. Şu küçük sarı benim bu ya. Ben iki tanesini değil mi? Ettik. O gitti o gün seyredenlere. Bu da içine astarı nasıl koyuyoruz? Şimdi örgüyü göstereceğim. Astarı şu şekilde yapıyoruz. Çeşitli astarlar, evdeki kalmış kumaşlarınızdan, kocanızın çizgili gömleğinden içine çok güzel olur. En sevdiğim şey kocaların bir şeylerini. Yani hayır, şöyle kocaların gömlek yakaları çok çabuk epriyor. Ondan diyorum yani, yoksa başka bir kötü niyetim yok. Şaka yapıyorum. Ne bulursanız yastık kılıfı da olur bunun içine. Şu şekilde yapıyoruz. Bunu diktikten sonra fermuarı buraya dikiyor Yurdanur. Şuradan göstereyim. Astara dikiyor. Ondan sonra astarı içine oturttuktan sonra, değil mi Yurdanur? Şimdi bana ipi Ankara'dan buraya gelmişlerdi. Ankara'dan bir büyük hobi merkezinden buraya geldiklerinde floş ip istemiştim onlardan. Bazen alışveriş yapmaya bile gidemiyoruz. Çarşamba günleri dükkanda gece çalışması koyduk arkadaşlarımla. Onları göremiyorum. Ben malzemeleri alıyorum evde, deli gibi çalışıyorum gece. Benim salon bütün tamamen atölye gibi oldu, salondaki masam. Bakın şöyle çok güzel bir floş ip geldi. Acaba ben dedim bunu başka bir ipten denesem. Bunun da çok güzel renkleri var. Oturdum evde dersime çalıştım. Bir tane şunu yaptım. Yurdanur'a rica ettim. İçine güzel bir astar, şeyin renginden bir fermuar yaptı, bakın. Buna şey koyayım dedim, böyle mi diktin Yurdanur bunu? Bu taşımayabilir. O zaman burayı değiştirmem lazım, ben bunu yeniden öreceğim, sapı. Örmeyeceğim de sapı iki kat yapıp saç örgüsü ördüm. Zincir koydum. Fakat sonra zinciri yakıştırmadım buna. Kendi şeyinden olsun, hem de size de maliyetsiz olsun. Şunları Derya bizim eski bir yayınımızda ojeyle boyamıştı. Bunlar neler? Bunlar şunlar. Bu hani Beyoğlu taşı dediğimiz, Stras taş dediğimiz. Eminönü'nde o dükkanı bulamıyorum. Ne olur bana bir mesaj atsınlar. Sırf bunları yapıp satan ben kilolarca almışım. Efendim? Bir yerde, bir dükkanda bunu buldum. Biraz aykırı bir yerde. Şimdi bulamıyorum. Çok yıllar oldu. Bakın ojeyle boyanmış hali bu. Bunun üstündekiler de ojeyle boyanmış. Derya boyamıştı. Şunlar benim bir çantamda vardı. Şöyle. Ne isterseniz koyabilirsiniz. Mesela böyle bir iğneniz var. Böyle bir iğne de koyabilirsiniz buraya. Şimdi burada şunun şeyini anlatıyorum. Zinciri çekiyorsunuz. Gülsüm Hanım'ın önünde arkadaşlar görelim. Kapatıyorsunuz. Fakat Gülsüm Hanım'a bana hazırla dedim. Fakat sol sağ şeyini unutuyorum. O sağlak örüyor. Ben solak örüyorum. Oturmuyor o zaman elimiz. Ters Gülsüm de. Hanım bunu sen yap. İkinci sırayı ben göstereyim. Tamam. Seyircilerimiz ne yazıyor Aytül? Onu merak ediyorum. Gülü yazıyorlar Derya Hanım. Gül şahane. Yani, arada 4 ilmek bırakarak. 4/5'ye batırır. Kına için çok güzel olur demişler. Ha, kına için bravo. Vallahi kına için yapın satın. Tüm tamam. Örülemez mi diye soran var. Ne örülemez mi? Yani komple ayrı ayrı yapıp dikeceğimize bütün olarak altını örüp üst sivri kısımlarını eldiven yapar gibi yapıp tek bir yerden dikip hazırlayabiliriz değil mi? Anlamadım ama nasıl eldiven yapar gibi. Ha,
Yani yapın da nasıl yaparsanız yapın. Yapılan şey kötü olmaz. Yapın, siz de bize fotoğraf alın. Ben bunu atın, ben bunu böyle yaptım diye. Evet, şimdi hanım dilendi köşesi bunun aslı. Bakın, şöyle. Bütün bu çantalar bu modelle yapıldı. Tekrar et bilgi olmuş oluyor bu. Arada hiç birbirine geçerken hiç zincir yok. Şu aralarda hanım dilendi köşesi gibi olan yerlerde iki zincir var. Bir tane de ben öreyim hemen. Şurada Gülsüm Hanım, ben şuraya bir tığ çıkarmıştım. Kaç numarayla örüyorsun Gülsüm Hanım? Ben galiba 5 numarayla ördüm bunu. Bakın hiç buna geçerken ikinci sırayı yapıyorum. Hiç ortaya batıyorum göbeğe. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Arasına iki tane çekiyorum. Makreme ipi bu. Bu çantalardan da yapıp satabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle. Ama bugün evet. Çok güzel. İp çok güzelmiş. İp floş çok güzel değil çok mi? Çok güzel. Bu floşun ne olduğunu bana Deniz Hanım bizi izliyorsa yazsın. Evet. Arada öbürüne geçerken hiç çekmiyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Direkt geçiyorum. Altta altyapıyı kurduk çünkü. Bu alt ilk sırada beşinciye batıyoruz. 1, 2, 3, 4, beşinciye batıyoruz. Burada yok. Şimdi bunu böyle yukarı kadar gidiyorsunuz. Hangi büyüklükte istiyorsanız orada kapatırsınız. Çantanızın da ne kadar olması gerektiğini istiyorsanız o kadar yapıyorsunuz. Ben şurada küçük bir çanta yaptım. Yandan asmalı. Ve fakat buna... Gülsüm Hanım, ben şuradan senin şeyini koparıyorum. Bir dakika. Ben buna bir şey yaptım. Sen bana makas, şunu hazırlayacağım. Şöyle şu uzunluklarda saçak yaptım. İsterseniz şimdi saçak çok moda. İsterseniz saçağı ne bileyim daha uzun da yapabilirsiniz. Şurada yer bırakmamışım. Buraya tığımı takıp. Diyelim bunda ki. Bunda da gösterebilirsin. Onu da göstereyim Gülsüm Hanım. Bravo. Vallahi harikasın. Şöyle yaptım. Evimde kendim gece otururken, film izlerken, bir şey yaparken, haber izlerken yaptım. Şöyle yaptım. Her birine önce hazırladım saçaklarımın boyunu. Ben biraz daha kısa yaptım çantamda bir proporsiyon olsun diye. Ama bugün size anlatmak istediğim... yapanlar mutlaka vardır. Yapmayanlar için ben de daha önce yapmamıştım. Bunları ne yaptım? Bakın şu şekilde bağlıyorum. Çünkü floş bildiğiniz üzere atar, akar, gider. Buraya getirdim. Çakmak. Çok tüten bir çakmak olmasın. Şu şekilde yaptım. Fazlası olursa fazlasını kestim. Floş ipleriniz için bunu yapabilirsiniz. Bazı saçakların ucu bazı iplerde, örneğin şunda bile yapabilirsiniz bunu. Şu şekilde yaptım. Mesela bunda yakmaya gerek yok. Şu jüt ipte. Jüt ipe bir şey olmaz. Ama bu şekilde bundan bir proje yapacağım. Çok güzel bir hasır çanta gördüm. Onu yapacağım. Bu şekilde bunları bağlıyorum. Hatta Yurdanur'la biz bu konuyu bir aramızda konuştuk. Ya is olursa orası diye. Mesela biraz kesiyorum şunu. Fazla bu. Evet. Şimdi bulmacamızın son şeyini bu bölümün sonunda vereceğim. Yazıyorsunuz. Üçüncüsünü vereceğim birazdan. Bana özelden mesaj atanlar birinciyi kaçırdım. Kaçıran kaçırdı. Hayır, olmaz. Olmaz. Yani onu ya adaletsizlik olur. Evet. Şimdi bu şekilde sapını ördüm. Şunu içeriye dikmemiz lazım Yurdanur. Bunu içeriye, yani bunu gizleyelim. Eğer bunu uzatsaydım ki bir tane hazırlayacağım şimdi, daha uzun şurasını bıraksaydım ve şunla yapsaydım bu olurdu, ama bak bu buradan çıkabilir içine bir şey koyduğumuzda. Ama hakikaten çok güzel oldu. Şunu şöyle bir takacağım. Öyle de görün. Bunu. Çantada hiçbir eksiltme yok.
Çanta dümdüz yukarı kadar aynı gidiyor. İsterseniz boru gibi upuzun yapın. Evet. Hiçbir eksiltme. Birinci sırayı kurduktan sonra, şunu kurduktan sonra çantada hiçbir eksiltme ve artırma yok. Şu aralar 2, buralar 0. Hanım Dilendi'nin köşesi 2 şurada. Yukarı kadar 1 gidiyor. Hiçbir şey yok, dümdüz gidiyor. Asla eksiltme arttırma yok. O kendini zaten biraz sonra, hani şimdi biraz böyle geniş gibi duruyor, belki sizi o yanılttı. Şu. O da altını zincirin ne? Altını zinciri ve yukarı doğru gidiyor. Evet. Hiçbir şey yok, artırma eksiltme. Bakın şimdi mesela buraya ne koyayım? Şu anda telefonum yok yanımda. Yani ipimi koyayım mesela. Koydum ipi, koydum. Bir makas koydum. Benim çantalarda sürekli var. Tığımı koyabilirim. Fermuarını kapattım. Şöyle bir boyda görürseniz yönetmenim, hani şurada üstümde çok karışık renkler. Gerçekten bu püskül genç kızlarınıza yapın. Ayrı bir hava veriyor. Annenize yapabilirsiniz, kendinize yapabilirsiniz. İpimiz şöyle iyice bir bakılsın. Floş ip, bakın böyle kıpır kıpır bir ip. Atar püskül yapınca benim yaptığım o işlemi yapmanız lazım. Yapmadığım var mı arada galiba? Yok. Nasıl yurdanır? Püskülü sevdin mi? Evet. İsterseniz size gelen çantalara da bir yerine püskül koyabilirsiniz. Hani öyle olabilir. Küçük şeyler, hani o satılıyor hazır püskül de takabilirsiniz kenarına, fermuarına. O da olabilir. Süre doldu mu? Efendim? Biliyorum, biliyorum. Bulmacayı söyleyeceğim. Üçüncüsünü veriyorum. Kelime şey yapar gibi. Tacıdır. Dol, dol.